Herkese tekrar selamlar, hoş geldiniz. Near Replicant serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bir önceki bölümde Popola'nın bizden Ferimen'i takip etmemiz, kırmızı çantalı adamın nerede olduğunu öğrenmemizi istemesinin üzerine gittik. Bir iki koşturmaca yaptık. Sonunda bulduk. Karaya vurmuş olan gemide bir tane büyük şehit var. Daha doğrusu kız kılığında olan bir şehit vardı. Oradaki postacı haftalardır ona yemek getiriyormuş, bir şeyler yapıyormuş, besliyormuş, onunla ilgileniyormuş. Yalnız bizi görünce şey delirdi. Bu da bir side quest ile alakalı. Altın kolyeli bir adam varmış, onu bulacağız. Burada aldığımız görevlerden bir tanesi. Deniz kızıyla karşılaştık ve zar zor yendik. Postacıyı korumaya çalışıyordu. Aynen, bu kadın verdi bize o görevi. Altın kolyeli bir adam arıyoruz. Side questlerden bir tanesi. Welcome. Bakalım yeni silah var mı? Yok. Deniz kızını zar zor yendik. Neyse. Şey kendini kötü hissetti tabii. Postacı. O çünkü köydeki kasabadaki herkesi tek tek bir bir almış gemiye istiflemiş öldürdükten sonra cesetlerini. Postacı kendini kötü hissetti onu beslediği, onunla ilgilendiği için o kadar süre. Oh, it's me. Bana güvenmeyin abi, bana güvenmeyin, gözünüzü seveyim. Which job should I give you first? Hangi görevi vereyim sana diyor. Memorable knife. Dur, bir şey almayacağım. Side quest manyağı olduk. Kasabada altın kolyeli bir adam. Guardlara mı soracağım? Şuradan çıkayım bakayım. Bunun üzerinde sorabileceğim biri var mı? Şurada genelde birisi takılıyor, bir iki kişi. Köyün en uzak, en gözlenirak noktası. Ne yapıyorsunuz lan burada? Şunun üzerinde de bir çocuk duruyor. Oraya da bir bakalım. Ya bu oyunun şeyi çok... oyunun başından ortasına kadar fast travel yoktu. Hop, düştük. Neyse. Ya ortasında fast travel açıldı. Bu sefer de fast travel'ı sağlayacak arkadaş yok. Otomatik olarak da binip gitmiyor bu teknelere. Yani oyunun bu noktasından sonra fast travel yok yani kısacası. Teşekkürler oyun. Bunun bir görevi var, o ayrı. Aynı şey. Aynen aynen. O çocukla tekrar konuştuğumuzda kütüphanenin önündeki fountain'ın orada demişti yaratık için. Şeydi gördüğü yer için. Nerede olabilir? Teyze. Tam olarak hangi noktada abi, şey işaretlememişti. Nerede durmam gerekiyor? Neyse ya, çok da önemli değil. Nereye gidiyoruz? Görev bizi kütüphaneye götürüyor. Gidelim bakalım. Ana görevimizle devam edelim. Gölge Lord'una gideceğiz. İnşallah son anahtarı nereden bulacağız? Junkheap'ten bulduk. Forest of Mid'den bulduk. Eyri kasabasına gittik. Heh. Bakışlara bak etrafa ya. There's nothing here. Guess the kid was wrong again. This is a fool's errand. Even a young girl could hardly confuse a library gate with a river. Perhaps we should ask some of the other villagers. Yeah, I guess. Başka köylülere soralım diyor. Kasabadaki diğer insanlara soralım. Bunlar bilmiyor diyor da, neyse biz ana görevden devam edelim. Sorarız onu. Junkheap, Forest of Myth, Kayıp Tapınak. Oradan da bir anahtar aldık. Bir tane daha anahtar aldık. Onu da
Fasattan aldık mı? Yok, fasattan almadık işte. Fasada gideceğiz bir de. Son anahtarı da oradan alacağız. Shades on the coast, the ferryman dead. You've had quite the rough trip. Aynen, şehitler gelmiş demek ki kıyı bölgelerine diyor, sahillere. Ferryman öldü, tekneci, kayıkçı. That poor ferryman used to tell me stories of the epic quarrels he had with his wife. He found the whole thing quite amusing. O adam karısıyla ettiği efsanevi destansı, tartışmaları anlatıyordu. He loved her, çok eğlendiğini de söyledi bu tartışmalardan. Ben bütün çok seviyormuş karısını. Acıntılı ses tonuyla konuşma benimle, çarparım senin ağzına. Aynen, konuya geç abi. Aferin. İlerleme kaydedemedik diyor. Hala şifreyi çözmeyle uğraşıyorum diyor. But I've never seen anything that would fit the bill. Loyal Cerberus bir köpeğe işaret ediyor, köpeğe refer ediyor diyor. Gönderme yapıyor olabilir ama diyor. Ama buna uygun bir şey görmedim hiç. Köpek, kurt, şeyde işte fasatta abi kurtlar. I will. By the way, I was walking by your house earlier and I noticed you had some mail. Thanks. Mail gelmiş bize. Gidip bakalım. Oh, one last thing. Ne var Popola ya? Vallahi baydın beni. Since the ferryman was missing work, I arranged for someone else to handle the job. Aha. Fast travel ile alakalı söylediğim sözü geri aldım. Tamam. I'll make sure they never let you use the book. Gotcha. Artık yine fast travel var. Ferryman'in yerine başkası geldi. The world relentlessly continues to turn. Guy with the gold necklace, eh? Altın kolyeli yeah, adam. I heard some folks saw him heading for the Forest of Myth. Forest of Myth'e gittiği görülmüş. Hadi bakalım hayırlısı. Şuradaki diğer köy halkına soralım. Yaratığın yerini soralım yani. Çocuğa sormaktan vazgeçtik çünkü. I think I saw a shade a few days ago, but I can't be sure. Whatever I saw, it wasn't much bigger than a kid. Gördüğüm şey çocuktan büyük değildi diyor. Tamam, çocuk büyüklüğünde şeyler de var zaten. A shade. Oh, yes, I saw it. Gave me quite a start, let me tell you. Strange thing was, it seemed to be accompanied by a child. Bir çocuk tarafından eşlik ediliyordu diyor. Haydi bak sen şu işe. How about buying something? O zaman çocuklara mı saracağız şimdi? I saw something near the shopping district that kinda sorta looked like a shade. You know, if you squinted. The girl's story is not agreeing very well with the rest of the villagers' testimony. I think we should question her a bit. Something is amiss. Çocukla alakalı bir sıkıntı var. Sıkıntı var. You think? Why? I cannot say. Perhaps it is but an honest mistake. Or perhaps there is a good reason for the lie. Bence de. Gel bakayım çocuk, konuş sen. I'm not angry, but I need you to tell me the truth. Why did you lie about the shade? Evet çocuk. Şeyle alakalı niye yalan söyledin diyor. Büyük, korkunç ve büyüktü. Tell us this then. In which location did you not see the shade? Nerede görmedin diyor şeydi. You're weird. But I guess I didn't see it near the northern gate or on the hill to the west.
Kuzey Northern Gate, Kuzey Köprüsü'nde ya da batıya giden yolda görmedim diyor. Peki. Çocuğa ters psikoloji yaptı Weiss. Nerede görmediğini söyle dedi. Northern Gate. Burası East. Buraya gitmeyeceğiz abi. Dur bakayım. Şu ne? Ha, evdeki postaları alalım. Dur. Onları da hallederim bir yandan. ...25.656. kurala göre... ...şeyden, fasattan mektup gelmiş bize. Bize evlilik davetiyesi göndermiş. Düğün daveti. Probably not a good idea to turn down a wedding invitation. Let's go to facade. Fasada gidelim diyor. Ha, ne oldu bunlar bakayım. Bakın şimdi mesela Harvest yok, do nothing. Şu an bunları alabiliyorum istersem ama almayacağım. Neden? Çünkü tohum lazım değil mi bize? Pembe var mı aralarında? Bize pembiş tohumlar lazım. İnşallah çıkmıştır pembişleri ya. Neyse. Evde bir şeyler var mı ona da bir bakalım. Evde bir şey yok. Kardeşimiz de yok zaten. Şimdi fasada gideceğiz. Ana görev oraya gösteriyor. Bizi gitmemizi istiyor daha doğrusu. Kuzey geçidi. Guy with the gold forest. Kuzey geçidini orada görmedim. Bir de doğu şey batıda mı görmedim dedi. Bunun batısı neresi ya? Şurası. Aha. That kid must have been trying to protect it. Korumaya çalışıyormuş. Agreed. It's dead. Let's. Çocuk boyutunda aynı. Bu görevi kimden almıştık? Şuradan ilerden bir yerden aldık sanırım. This is what I was talking. Aynen. Thanks so much. O kadar koşturmacaya 5000. Neyse şimdi gidelim fast travel'la fasada. Buradaki şu balığı da yakalamaya çalışacağım ya. Sandfish diye bir şey yakalayacağız. Bir türlü denk gelmiyor. Böyle oluyor. Ben dokunmadan. Hop.
Lugworm'la deneyelim. Normal Lure'la yakalayacağımızı okudum. Bu ne yakalayayım? Kesin Yosun Mosun falan denk gelir bunda. Ya bir Yosun'un bu kadar böyle mücadele etmesi biraz... Ya da kovanın, teneke kutusunun. Beni benden alıyor yani. Ah. Motor çıktı. Rusted Clam. Peki. Herkes bizi izliyor. Hop. Oo. Hadi oğlum, bırakmam seni. Birazcık çetin ceviz. Sürekli hareket ettiği için şeyi noktasını yakalamak biraz güç oluyor ama tutturduk galiba. Dur bakayım. Oha. Sandfish yakaladık. Şimdi bundan iki tane daha yakalayacağız. Haydi oğlum. Haydi. Hı. Bu sefer daha hızlı getirdik burasını. Yarıya kadar. Gel buraya. Akşam kum balığı yiyeceğiz. Yes. Bir adet daha yakaladık mı? Tamamdır. Olmadı. Neden? Fish got away mi? Ya bırak. Heh. Gel buraya. Bu değil de Final Fantasy 15'teki balık yakalama şeyi çok keyifliydi. Her işi, bütün işleri bırakıp balık yakalıyordum onunla. Yes, 3 tane yakaladık Sandfish. Hayırlısı olsun. Daha da yoktur bu görev. Uzamıyordur umarım. Yeter. Yeter. Strike you as curious to find wolves in the desert. Aynen ne? Gitmiştir. They normally live in forests, yes. Deserts would seem to hold little sustenance for them. Well, we can certainly guess what they've been eating. Bunlar yoktu bir süredir, yine çıkmışlar. Burada şey doluydu bir sürü. Şeyi öldürdükten sonra deniz kızını. Şehitler azalmış, şeylere çıkmadı şehit. O zırhlı güçlü şehitler vardı. Southern Plains'de. Seafront bölgesine giderken ve oradan geri dönerken Emily'nin evinin oradaki boşluk var ya. Orası hep şehitle doluydu.
Az önce geri dönerken oradan, orayı kaydetmiyordum. Hiç şey yoktu, bomboştu. Demek ki deniz kızıyla bir alakası varmış. Burada çok uzun süre bir sürü görev yaptık. Her yerine girdik çıktık buranın. Özellikle Strange Things Store'da bayağı bir işimiz oldu. Bir süredir de görev yok burada. Şuradan kaçalım. Selam, kral davet etti de. Kralın yatak odasına kadar gitmek peki? Geldiniz. Bekarlık günlerin sona geliyor ha. Sona eriyor. Tebrikler. Senin şanslı gelininin kimliğini öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Ne kadar kabaca. Ne kadar kabayım. Sizi tekrar görmek ne kadar güzel. Kim bu? Fira? Fira mı? Evet. You have grown into a fine example of womanhood. I'm sure you will make a splendid queen. Kaine's gonna muhteşem bir kraliçe olacaksın. Kaine bunu görmek isteyecektir. Biraz ota satara. Ginto sonkishichi detai tsuri dattarake. Pleased to make your acquaintance, your royalness. Congratulations on your wedding. Sen de emin olmalısın. Evet, sizinle tanıştım, emin oldum. Majesteleri gibi falan filan bir şeyler söylüyor. I'm sorry, Kaine's not here. Kaine burada değil, üzgünüm. Tahmin edeyim dışarıda değil mi? Saçmalık. Her zaman buraya gelebilir. Burada benim onurlu misafirlerim olarak kalmalısınız bu akşam diyor. Tabii ki, nasıl geri çevirebiliriz? Düğünden önceki gece. Kaine. To think they even have rules governing the timing and water temperature of a bath. Bir banyonun su derecesini şey yapan, kontrol eden kuralları olması. You don't even take baths. Sana ne, sen duş bile almıyorsun, banyo bile yapmıyorsun diye. Kaine. Biz de evlenelim mi hayatım? What is the matter? Hmm? Problem ne Kaine? Hoşuma gitmiyor. Düğünler hani kutlama şeyleridir diyor. Burada olmalı mıyım ki diyor. Kral tarafından davet edildik, hatırlıyor musun? Tabii ama diğer herkes. Bizim köylerimiz, kasabalarımız gibi değil diyor burası. Burada hep kural kural kural. Seninle alakalı herhangi bir kural olmadığına göre umursayacaklarını sanmıyorum. Evet. Belki diyor kutlamalar için yeni iç çamaşırları ayarlar mısın diyor. Belki bahar renkleri. Konuşmaya devam et kitap. Let's see how smug you are when I toss you on a campfire. Allah Allah. Emil burada. Oh. What's up? Just having trouble getting to sleep.
Sen uyuyabiliyor musun ki bile bu halde? Uyumakta zorluk çekiyormuş. Bir şey seni rahatsız mı ediyor? Hayır, tam tersi. Evlilik için çok heyecanlıyım. Yani bir türlü yerimde duramıyorum. Streamers and dancing and bears. I'm sort of jealous. I wish I was Fira. Huh? Keşke ben Fira olsaydım diyor. Nasıl yani? You'll find a nice bride someday, Emil. Sen de bir gün iyi bir şey bulacaksın. Oh, right. Gelin. Nasıl bulacak? You must be tired indeed if you misunderstood that simple. Baskın var falan diye böyle. Yeah, that's not exactly it. İnsanlarım aç. Bu sene çok az ürün elde ettik. Kurtlarla olan savaşımız daha kötüye gidiyor. Oğlum kurtlar yoktu. Bir kralın görevleri çok stresli. Aslında düğün kutlamaları yaptığım için çok değil de birazcık suçluluk hissediyorum. Herkes arada sırada bir kutlama yapıp kurtlarını dökmeli. Your people have earned a moment of rest and respite. Plus, we want to make Fira happy, right? Artı olarak Fira'yı mutlu etmek istiyorsun, değil mi? Hayat savaşılacak birisi olduğu zaman daha güzel. Katılıyorum. Ona katılıyorum. Abi burada da yaşanmaz mı? Şuraya bak. Bu ne böyle? Hem saçma sapan kuralları var, hem kum içinde yaşıyorlar. Düğün günü. Aww, weddings are the best. Kayna gel kız benimle evle. Yürü. Biz de birer maske takıp buraya yerleşelim. Buranın halkı olacağız bundan sonra. Bu aptal dili konuşacağız. Danışman. Kural 904 gereğiyle... Beraberliğinizi bir öpücükle bağlıyorum. Bu her zaman benim için zor oldu Fira. Fira kendi öpsün. Şimdi kurtların saldırısına mı uğrayacağız? Hem o kadar sıcak hem kıyafetlere bak. Oğlum bak el kol hareketi yapma. Heh, kurt saldırısı. Kurtlar geliyor, kaçın. Kralım, kale. Aha. Heh, ben de bu kurdun nerede olduğunu merak ediyordum. Alfa geldi. Şehit kurt. That wolf is a shade. Damn it. Ya boşa sallama gözünü seveyim arkadaş ya. The wolves appear to be targeting you. Geri çekiliyorlar. Fia! Fia! Fia'nın beli kırıldı. Çocuk daha ilk gerdeğe girmemiş, yaşadığı şeye bak Allah aşkına ya.
kız. Tamam kocacığım, yeter. İnsanlar endişeli. Onlar umurumda değil. Sen Fira. Teşekkür ederim. Benimle evlenip bana el sürmediğin için sana teşekkür ederim. Benim gibi birini karın yaptığın için teşekkürler. Fira, hayır, hayır, geri gel. Efendim, o gitti. Hayatın yeni başlamış, dışarıdan yeni gelmiştin. Varlığın zordu. Ama sonunda mutlu olacaktın. Ekselansları. Seyahat edecektik. Yeni şeyler görecektik beraber. Sonsuza kadar beraber olacaktık. Birbirimize söz verdik. Buraları dokunaklı olmuş. Çocuk. Bütün kurtlar bu gece ölecek. I would rethink this course of action, King. Kral. Ahead lies a battle you cannot win. Bunu tekrar düşünüyordum. Ben kendim gireceğim. Hepsi ölecek. Bütün kurtları öldüreceğim. Aferin. Zote, orare kita mo. Yuri peri wa toru. Sen maskeli insanların kralı ve liderisin. Rakrutodek. Delgan toy karatsugu kitete kaizamu tariekyusa. Biz fasadın güvenliğini sağlamalıyız. Lütfen. Kraliçemizin anısına şey yapma. Leke sürme. The king's grief is strong. I doubt he will kralın... stand down at this point. Aynen. Kralın acısı derin bu geri durmayacaktır. Will we let... Of course not. Then we must it will not be. I know. Kolay olmayacak. Kurtları biz halledeceğiz diyoruz ve save patlatıyoruz. Ya bu JRPG oyunları genelde böyle dram, duygusallık, yani fantastik olmasının yanı sıra dram öğelerinde aşırı işleyen bir tür. Dolayısıyla yani Final Fantasy oyunlarında da falan hep böyle bir karanlık taraf vardır. Bir acı, bir ızdırap, böyle bir drama yoğun şekilde. Bunda da onu görüyoruz. Gerçekten hocama güzel. Bu oyunların o tarafını seviyorum. Hepsi mutlu sonla bitmeyebiliyor. Ya da bunun zaten 5 tane sonu var. Mutlu sonu görmek için birazcık kastırman gerekiyor. Bu bölümü burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edip direkt gidip kurtlara saldıracağız. Ve kraliçemizin ve kralımızın, yani bizim olmasa da dostumuzun intikamını alacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Melek Mizo out.